Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, Avrasya Hastaneler Grubu doktorlarından doçent doktor Hüseyin Kılıç Aslan hocamızla birlikteyiz. Malum 15 tatil, yoğun derece sünnet yapan insanlarımız var. Biz hocamızın yanına geldik, hocamıza soracağız. Hocam, çocuklarda sünnetle alakalı ebeveynlere neler tavsiye edersiniz, nelere dikkat edilmesi lazım? Biraz bilgi alabiliriz efendim. Yani şimdi şöyle söze başlayalım. Her yaşta sünnet yapılır mı? Sünnetin ideal yaşı var mı? Böyle bir soruyla başlayalım isterseniz. Sünnetin ideal yaşı vardır ama her yaşta da sünnet yapılabilir. Sünnetin ideal yaşının hangi yaş olduğunu söylenmesinin sebebi çocuk psikolojisi açısından sünnet olduğu zamanı hatırlamaması açısından önemlidir. Çocukta bir psikolojik travma oluşturmaması açısından önemlidir. 1,5 yaş altı, 6 yaş üstü diyoruz normalde. Ama eğer çocuğun pipisinde bir sorun varsa, pipisinin ucu kapalıysa, idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa veya böbrekleriyle alakalı bir ultrasonda bir sıkıntı görünüyorsa, çocuğun sünnet olmasında, her yaşta sünnet olmasında yarar var, fayda var. Bir de sünnet öncesi değerlendirme de önemli. Dediğim gibi aileyle beraber gene anestezi mi yapacağız yoksa lokal anesteziyle mi yapacağız, bunu değerlendirmek lazım. Çocuğun durumunu görmek lazım. Onun haricinde testislerin durumu nedir veya işte pipisinin durumu nedir, bir eğriliği var mı? Sünnet sonrası bir sıkıntı olacak durum var mı? Bunları değerlendirmek lazım. Şöyle yapıyoruz biz. Çocuğun bir defa lokal anesteziye mi, genel anesteziye mi uygun olup olmadığını gözlemliyoruz. Çoğunlukla hemen hemen lokal anesteziyle çok kolay yapabiliyoruz. Çünkü ağrı acı duymuyorlar. Çocukla da konuşma imkanımız oluyor. Korkusunu yendiğimiz zaman bir sıkıntı olmuyor. Ailemizi bu konuda ikna etmek lazım. Bunun haricinde bazı çocuklarda da genel anestezi gerekebiliyor. Çok korkan, bu olayı çok kendi gözünde büyütmüş, hiperaktif olan, durmayacak gibi çocuklarda eğer çocuğun psikolojik travma göreceğini düşünüyorsak tabii ki genel anestezi kararı da veriyoruz. Peki hocam, ülkemizde tabii son yıllarda her ne kadar medikal ortamda yapılıyorsa da halen eski sünnetçi mantığıyla hekimliği olmayan insanların da yaptığı sünnetler duyuyoruz, biliyoruz. Bu konuda neler diyeceksin? Yani ebeveynler neye dikkat etmeli? Yani belli bir süre öncesinden itibaren bu olay yasaklandı zaten. Bu bizim için hem çocuklar için daha avantajlı oldu. Çünkü çok fazla sünnetçi tarafından sünnet edilip de sıkıntıyla karşılaştığımız, sonrasında tekrar düzeltme gereken durumlarla karşılaşıyorduk. Şu anda o hemen hemen kaybolmuş durumda. Çünkü artık İşte biz çocuk cerrahisi uzmanları, genel cerrahi uzmanı, üroloji uzmanı veya diğer uzman arkadaşlar bu işi yapıyorlar. Böyle olduğu zaman da bir sıkıntı yok. Yani ailelerin bu konuda tabii bilinci de arttı. Yani sünnet evet basit olarak algılanır. Basittir evet ama bazı zamanda sıkıntılar olduğu zaman da yani arka arkaya sıkıntılar gelebilir. İkinci bir operasyon gerekebilir. Kanamadan dolayı sıkıntılar olabilir. Yani dikkatli yapılması gereken basit olarak düşünebileceğimiz bir operasyondur ama hem çocuğun psikolojisi açısından önemlidir hem de çocuğun başka bir hastalığı var mı? Alerjisi var mı? Bunları da düşünmek lazım. Bir daha bu operasyona gerek duymayacak şekilde bir kere de yapıp bu travmadan da bu psikolojik travma görmeden de bunu atlatması lazım. Mevsimsel değişiklikler çok ani oluyor şu an. Havalar soğuyor, 15 derecelerden dışarıda soğuk algınlık, üşütme vesaire. Bunlara ilgili ebeveynlere neler tavsiye edersiniz? O konu biraz herhalde çocuk hastalıklarının alanına giriyor. Hani çocuk cerrahisinin alanında değil, onun için çocuk hastalıklarıyla konuşmakta fayda var. Son olarak ebeveynlere neler söylemek istersiniz? Bunları bitirelim. Yani şöyle, ben kendi branşım açısından şunları söyleyeyim. Biz çocuğun cerrahi hastalıklarıyla ilgileniyoruz. Özellikle halk arasında bilinen işte karın ağrıları, apandisit, kasık fıtıkları, inmemiş tesis, bu gibi konularla ilgilenen bir branşız. Özellikle kış döneminde bazı zaman karın ağrıları da artıyor. Özellikle onunla ilgili bir şey söyleyebilirim. Apandisit vakaları hani kışa göre çok değişmiyor fakat ailelerin bu konuda bir bilinç
sıkıntısı var. Ben şunu söyleyeyim, mesela karnı ağrıyan çocuğa ağrı kesici vermeden bir hekime göstermekte fayda var, bunu söyleyebilirim. Onun haricinde apandisit veya kasık fıtığı gibi çocuklardaki tanıları basite almasınlar. Bunlar başta yakalandığı zaman kolay ameliyatlar, durumlar. Fakat gecikildiği zaman sadece adı kolay kalıyor. İşler sıkıntıya girebiliyor. Onun için eğer bir kasık fıtığı tanısı konulmuşsa, bir apandisit tanısı konulmuşsa veya şüpheleniyorsa hastaneye gitmelerinde, bir an önce bu işi çözmelerini, çözmek için doktoruyla konuşmalarında fayda var. Bunlar önemli. Basite indirgenen tablolarla uğraştığımız için çocuklarda bunlar basit değildir diyorum. Peki hocam, siz Avrasya Sağlık Grubu'nu hem Zeytinburnu hem de Gazinpaşa'da galiba hizmet veriyorsunuz. Evet. Hangi günleri burada, hangi günleri orada, hastalar nasıl ulaşırlar size? Şöyle, pazartesi, salı ve perşembe günleri ve cumartesi günleri tüm gün buradayım. Çarşamba ve cuma öğleden sonra Gazipaşa Hastanesi'ndeyim. Öğleden önce yine buradayım. Çok rahat, her zaman da ulaşabilirler.